Arel Toçmer toplumsal sorunların çözümü için çalışan bir uygulama araştırma merkezi. Engelliden yaşlıya, göçmenden sığınmacıya, toplumsal cinsiyet çalışmalarına, çocuk çalışmalarına kadar çok geniş alanda topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş bir merkez. Merkezimizin bu hizmetleri verirken faydalandığı çok çeşitli araştırma yöntemleri ya da çalışma yöntemleri var. Bunlar bir proje yürütmekten, bir akademik yayın üretmeye kadar, sosyal sorumluluk projelerinden, eğitim-öğretim faaliyetlerine kadar, toplumu bilgilendirmeye dönük olarak gerçekleştirilmiş seminer gibi, konferans gibi, panel gibi etkinliklere kadar geniş çerçevede tanımlayabileceğimiz bir hizmet alanı. İşbirliklerini biz Arel Toçmer olarak çok önemsiyoruz. Çok geniş çerçevede yapılacak etkinlikleri, bilimsel çalışmaları, projeleri önemsiyoruz. Bu nedenle de hem üniversitemizin akademik idari personelini, hem öğrenci kulüplerimizi, hem de dışarıdaki paydaşlarımızı işbirliğine davet ediyoruz. Arel Toçmer olarak olabildiğince öğrencilerimizin derslerde öğrendiği teorik bilgileri sosyal sorumluluk projesi olarak sahaya yansıtabilmesini, uygulamaya dökebilmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle örneğin depremden sonra bize gelen soruların arkasından dedik ki demek ki toplumun gerçekten evlat edinme ve kurucu ailelikle ilgili bir bilgilendirilme ihtiyacı var ve bu süreçte bir aile depremzede ailenin çocuğunu evlat edinmek istediğinde ya da koruyucu aile olmak istediğinde neler yapabilir? Hangi prosedürleri izlemeli? Hangi aşamalardan geçiyor bu süreç? Onları paylaşmak istedik. Ve gerçekten üniversitemiz dışında katılımcılar da oldu ve sorular da yönelttiler. Bu bizi tabii ki çok mutlu etti. Demek ki yaptığımız bu faaliyetler gerçekten yerini buluyor. Gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesi, öğrenci projelerimizden bir tanesi, işletmede mesleki eğitim kapsamında sahada staj yapan öğrencilerimizin bağımlılıkla ilgili destek gören çocuklarımızın kaldığı bir kuruluşumuz var. Bu kuruluşumuzda çeşitli ihtiyaçları var çocuklarımızın. Bizim öğrencilerimiz dediler ki biz burada mutfakta da varız projesi yapalım hocam. Onların mutfak bakımından mutfaktaki temel ihtiyaçlarına kadar neleri karşılayabiliriz? Biz bunu üniversitemize ve dış paydaşlarımıza açılalım. Ve oradan gelecek desteklerle birlikte hem Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübümüz, hem Arel Toçmer, hem de Sosyal Hizmet Bölümü olarak bugün örneğin gideceğiz ve Mutfakta da Varız projesinin bir ayağını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz gerçekten teoride gördükleri şeyleri uygulamaya dökmeyi çok önemsiyorlar. Ve birazcık motive ettiğinizde gerçekten çok güzel şeyler çıkartıyorlar. Örneğin yine bu beklenmeyen bir durumdan kaynaklı yaşanan ciddi sorunlardan biri olan afetlerde neler yapabiliriz konusunu, belediyelerin sorumlulukları nelerdir, bakanlıkların sorumlulukları nelerdir, üniversitelerin sorumlulukları nelerdir, bu konularda yine ayrıca eğitimler düzenledik. Yani reflekslerimiz çok güçlü, ihtiyaç olan konularda hızla eyleme geçmeyi çok önemsiyoruz. Son dönemde Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübümüzün öğrencileri sıklıkla birlikte etkinlikler düzenledi Arel Toçmer'le. Ama bizim merkezimiz hem üniversitemizdeki diğer uygar merkezlerine, hem diğer akademik personelimize, idari personelimize çok açık, hem de öğrenci kulüplerimize ya da bireysel olarak öğrenciler gelip bizlerle birlikte çeşitli eğitim faaliyetleri içerisinde yer alabilirler, çeşitli projeler içerisinde, çeşitli araştırma faaliyetleri içerisinde. Biz herkese çok açık bir merkeziz ve gerçekten kollarımızı açtık, çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz. Toplumsal katkı öyle bir şey ki, sosyal bilimler, sosyal sorunlar öyle bir şey ki, ne kadar çok disiplin işin içine giriyor, o kadar çok daha etkili çalışmalar yürütebiliyorsunuz. Proje üretmeye önemsiyoruz. Akademik yayınlarla bunu hem bilim dünyasına, hem akademik dünyaya, hem
topluma katkı sağlayacak şekle dönüştürmeyi çok önemsiyoruz. Bunun dışında yine eğitim faaliyetlerimiz, ulusal uluslararası konferanslarımız, panellerimiz, seminerlerimiz devam edecek. Sosyal medyamızı aktif olarak hep güncel tutuyoruz, aktif paylaşımlarda bulunuyoruz. Sosyal medyamız üzerinden paylaşımları takip ettiklerinde etkinliklerimize katılabilirler. Çok da mutlu oluruz katılmalarından. Bunun dışında birlikte bir işbirliği yürütebilmek için her zaman hem iç hem dış paydaşlarımıza çok açığız. Bize bir mesaj atmaları, sosyal medyamızdan bir direkt mesaj olabilir. E-maillerimize bir mesaj olabilir, bir e-posta olabilir. Rahatlıkla bizlere ulaşabilirler.